yakışıklınız mutlu. Yakışıklınızın keyfi bayağı yerinde. Malum iki aydır bir talk show'un hazırlığı içindeyim. Onunla ilgili de burada yaklaşık bir dört tane podcast paylaştım. Artık insanlar şey demeye başlayacak. Yeter yap artık bunu yap artık bunu. Normalde dün yapıyor olacaktık. Maalesef bir grup arkadaş da gitmiş. O arkadaşlara da tek tek ulaşmaya çalıştım. Yine de bazıları duyuruları görmemiş. 15-18-22 Ocak'taki etkinliklerimiz iptal mekandan kaynaklı. Yine de duyuruları görmeyip de gitmiş arkadaşlar varsa bana özelden ulaşabilir. Normalde dün yayınlıyor olacaktık ama bir yandan da şöyle bir şey oldu işte. Ayın 10'unda gösterileri iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında konsepte bir çatışma noktası eksikti. Bu çatışma derken de yani işte o komedinin asıl döneceği nokta. Yani vardı da ucu biraz açıktı yani öyle o düşününce de lan acaba tutar mı? Tutmaz mı? Bu konularda biraz kafa yorduruyordu. Artık rahatça söyleyebilirim zaten konsepti. Bol bol duyurusunu yaptı Konsept yalan makinesi üzerine kurulu. Ortada bir tane sözde yalan makinesi var. Bu makinenin başında bir arkadaş var. Sahne konuklar alıyoruz. Bu konuklara da sorular soruyoruz. Makine de kafasına göre ötüyor. İlk hali buydu. Biz de şöyle düşünüyorduk bunu. İlk halinde insanları makine sayesinde aslında olmadıkları kişilere döndürmeye çalışmak. Ev içindeki provalarda falan bu bayağı güldürüyordu. Mesela cinsiyetçi olmayan bir arkadaşınızı o sayede cinsiyetçi birine döndürebiliyorsunuz. Saçma sapan cinsel fantezilerin içine sokabiliyorsunuz. Bayağı bir terletiyor ama sahnedeyken bunu yapınca insanların önünde bu kişiler utanıyor. Normalde hani konsepti nasıl bu mizahi kısmı olmadığı şeyi kabullenmeydi biraz da. Provalarda bunu gördük ki bu olmuyormuş. Biraz değiştirdik. Dedik ki daha naif sorular olsun. Ama daha naif sorular sorunca da bu sefer çatışma eksik kaldı. Normalde bugünlerde sahneye sunacağımız halinde şöyle olacaktı biraz daha. Talk show parodisine dönüyordu olay. Bu da yetersiz kalmıştı. Sonrasında şunu düşündüm. Artık son hali bu. Büyük ihtimalle bunun üzerinden ilerleyeceğim. Sahneye çeşit çeşit konuklar alıyoruz. Tamam. Eskiden makinenin başında benim ev arkadaşı vardı. O kafasına göre ötüyor yani yalan olduğunu sezerse vesaire anca öyle yapabiliyordu. Bunun yerine dedik ki gelen konuklar sevgili, kardeş, en yakın arkadaş. Bu üçünden birine yanında getirecek. Ortada bir yalan varsa öttürecek kişi bu arkadaşları olacak ve bunun üzerinden ilerlemeye başladık. Çeşit çeşit zaten türleri var. Bunun içinde mesela çiftleri de alacağız. Diyelim ki ilk önce çiftleri sahneye çıkartıyoruz. Önce bir tanışma süreci 5 dakika falan. Sonrasında erkeği sahnede bırakıp kadını yalan makinesinin başına geçiriyoruz. Makineyi öttürmeye er erkeğe ilişkisi üzerine, hayatı üzerine sorular sormaya başlıyoruz. Kadının makineye her ötüşünü doğru sayıyoruz. İsterse keyfine göre de ötebilir. Ve o sırada kadın laf da atamayacak. Bir açıklama durumu da yok. Erkeğin orada cebelleşmesini biraz ele alacağız. Tabi olay burada bitmeyecek. Herkes de bunu yapmayız büyük ihtimal. Ama çiftlerde bunu kesinlikle yapacağız. Erkek 10 dakika sahnede durdu mesela. Hadi bir taraf değiştirin. Bu sefer kadını sahneye alıp erkeğin... makinenin başına oturtuyoruz. Fenomen veya selebriti konuklar olacak. Onlarda da yine aynı şekilde yakın Arkadaş, sevgili olur ya da kardeş gibi bir şey olabilir. Onlar da yani günlük hayatında onunla ilgili sorular sormaya başlayacağız. Ama tabii ki basit sorularda değil. Ama çok leş sorularda değil. Yani ilkte de yalan makinesi bir parodiyken bu sefer biraz daha ciddi bir şekilde yalan makinesine döndü. Bakalım bunu sahneleyeceğiz önümüzdeki ay. Tiyatro sahnesi düşünüyordum ilkte. Maalesef tiyatro sahneleri berber muamelesi yapıyor bize. Geçen ne güzel. Kendi halinde bir tane tiyatro salonu bulduk. 50 kişilik ya öyle çok büyük kalabalık da değil. Sahnesi uygun ama. Konsept de orada biraz rahat bir şekilde yapabiliriz ilk bölümlerine en azından çünkü sonrasında 150 kişilik sahnelere geçilecek. İlk de bize verdikleri fiyat şu bak. Saat başı 200 liraya alabilirsiniz sahnemizi. Ertesi gün dediler ki saat başı 350 liraya alabilirsiniz sahnemize. Sonrasında çekimli bir gösteri olacağını duydukları an fiyatın artışına iyi bakın. 4000 lira yaptılar. 2 saatlik gösteri için 4000 lira. Bildiğim bu damat tıraşı muhabbeti var ya işte berberlik yaptıkları dediklerim noktada bu. Normal tıraşla damat tıraşının arasında gram bir fark yok ama <laughs> damat tıraşı normal tıraşın 10 katı ya. Bildin onu yaptılar lan bize. Direkt vazgeçtik tabii ki. Bir sahne bulduk. Onur Ünlü'nün bir mekanı var Cihangir'de. Otto sahne. Orada yapacağız ilk bölümleri. Tiyatro sahnesi düşünüyordum. Hani 16-17 yaşta rahatça gelebilsin diye. Ama maalesef olmadı. Otto'da 18 yaş sınırı var. Alkollü mekan sonuçta. Bunu da söylüyoruz ama millet genelde şöyle yazıyor. Ya bize kıyak geçebilir misiniz? Kanunen alınmıyor arkadaşlar. <laughs> Kanunen bu yasak. Velinizle gelseniz bile yasak bu arada. 2015'ten sonra AK Parti hükümeti böyle bir şeyi kanunlaştırdı maalesef. Ha tabii ki bazı mekanlar yine hafiften göz yumuyor ama dediğim gibi o konuda biz bilmeyiz mekana sorarsınız. Önümüzdeki aile birlikte başlıyoruz sonunda. Kafam da rahatladı konsept oturdu. Az önceki anlattığım halinin de böyle dünyada bir kişi yapmış. Kolej Humor diye bir kanal var. O bir bölümlük denemiş ama bizimkinden yine farklı böyle. Tam bizimki gibi de değil. Orijinalliğinden olduk ama bir şeye de benzedi en azından. Yine yüksek oranda orijinal bir konsept. Böyle de heyecanlıyım. Heyecanıma da burada sizinle paylaşayım dedim sonuçta. Burası benim bir işten ziyade bir arkadaş ortamım sayılabiliyor. Gelecek bölümde görüşmek üzere ballarım. Bunun da size iyi bir katkısı var bu arada. Konseptin çekim maliyeti, diğer maliyetler vesaire bunların masrafı çok olduğu için hem animasyona hem podcast'te deli gibi yüklenmem gerekiyor. O yüzden de bol bol içerik göreceksiniz benden. Hadi öpüyorum hepinizi.